Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FM TV seyircileri, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftanın güzel programı olan Müslüman'ın Sesi programıyla beraber karşınızdayız. Kıymetli, değerli hocamız Emre Yazar hocamız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah. Vallahi hocam, sizi gördüğümüz zaman moralimiz yerine geliyor, huzurumuz yerine geliyor. Rabbim inşallah her daim bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i huzurlu, mutlu eylesin. Amin. Tabii parantez içerisinde bırakıyoruz bunu. Şu anki durumlardan dolayı biraz huzursuz ve mutsuzuz. Ama Rabbim buyuruyor ki, ben nice azları çoklara galip geldim. Allah'ın izniyle inşallah oradaki mücahit kardeşlerimiz de bizlerin dualarıyla beraber, Rabbimin yardımıyla beraber o Kudüs'ü, o insan demiyorum, onlara bırakmayacak diyorum. Doğru mu hocam? İnşallah. İnşallah. İnanın ki programa başlarken o kadar mutlu ve huzurlu başlıyorum ki, çünkü dünyada tek programımız. Dünyada tek bir TV. Envüzü Besmele ile başlayarak hocam, doğru mu? Envüzü Besmele ile başlayarak yine Allah'ın razı olmuş olduğu Resulullah'ın sünnetiyle beraber programı sunarak, aynı şekilde Allah'a emanet ederek bu şekilde bir program kapanıyor. Gerçekten Rabbim sayılarımızı arttırsın. Allahu Teala bizleri şerlerden muhafaza eylesin inşallah diyoruz. Evet, şimdi geçen haftadan söylemiştik ki bazı sorularımız vardı ve bunları cevaplayamamıştık. Bundan dolayı bir sonraki programımızda cevaplayacağımıza karşılık sizlere söz vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bir abimiz söylemiş. Hocam, illaki zekatımızı Ramazan'da mı vermemiz gerekiyor? Bununla alakalı herhangi bir şey var mı mecburiyet açısından? Şimdi kıymetli abim, öncelikle tabii ki de illaki Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde vermemiz gerekiyor diye bir şey yok. Bu kesinlikle öyle değil. Ama biz müminler genelde hep Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yaptığımızda kendimizi daha rahatta, daha ferahta, daha güzel hissettiğimizden dolayı Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yapılırsa daha güzel olur. Niye? Sevabın 1'e 1000 kattığı ay. Hem oruçlusun, hem de bunun yanında bir Müslümanı doyuruyorsun, ona zekatını veriyorsun. Bu Allahu Teala'nın daha çok hoşuna gidiyor. Ha, şu demek olmuyor yani, işte biz diğer günlerde yaptığımız zaman Allah'ın hoşuna gitmiyor. Hayır, haşa. Rabbimin yapılan her güzellik, razı olduğu tabii ki de güzellik, Allahu Teala'nın hoşuna gider. Ama Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yapıldığı zaman daha çok hoşuna gider. Mesela bir Kadir gecesinde yapılan dua ile, Mevlid Kandil'de yapılan dua ile bir normal günde yapılan duanın aynı eşdeğerde, aynı sevapta olacağını hiç kimse söyleyemez. Çünkü Kadir gecesi bambaşka bir gece. O zaman yapıldığı zaman dua bambaşka bir dua oluyor. Diğer türlü normal bir zamanda yapıldığı zaman dua yine bambaşka bir dua oluyor inşallah. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Hocam, TV'lerde, bilmiyorum hocam bunu okusak mı? Şimdi, okuyun hocam. Hocam, TV'lerde kadın programı sunuyorlar. İşte şu şunu şöyle yaptı, bu bunu. Ben açıklamak istemiyorum oraları. Siz anlıyorsunuz. Zeki insanlarsınız Allah'ın izniyle. Şöyle yaptı, böyle yaptı. İnsanların evlilik yuvalarını bozuyorlar ve kadınların erkekleri nasıl aldatacağını orada öğretiyorlar. Sizce bu caiz mi? Hocam, bu soru size. Yani hocam, şimdi programlarda evet nasıl aldatılacağını, aslında sadece nasıl aldatılacağı değil, nasıl cinayet işleneceğini, nasıl hırsızlık yapılacağını, nasıl insanlara zarar verileceğini, toplum ahlakı nasıl bozulur, bunların hepsi var. Şimdi evet, normalde hocam, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bir Müslümanın diyor kusurunu örten Allah diyor yarın huzuru mahşerde onun 10 sıkıntısını örtecek. Gündüz kuşaklarında insanların ayıpları, ahlaksızlıkları çarşaf çarşaf açılıyor. Evet hocam. Ve onu gören insanlar ilk başta tepki gösteriyor. Ya böyle şey mi olur derken aslında bilinçaltına böyle bir şeyin olduğu, olabileceği yüklenmiş oluyor. Ha, otomatik olarak. Otomatik olarak yükleniyor. He, demek ki böyle ne oluyor? Oluyor. Hatta anlatırken suçlu bile olsa anlatan kişi, ben suçluyum, sakın siz böyle bir şey yapmayın demiyor ki. Anlatırken öyle bir anlatıyor ki sanki böyle mazlumum ben diye anlatıyor. İnsan kendini öyle anlatır yani. Kesinlikle. Anlatıyor. Bu sefer karşı izleyiciler olarak da bir takım insanlar da ya işte böyle yapmış ama işte aldatmış ama işte çok da haksız değil diye getiriyorlar işi. Ne oldu şimdi? Meşrulaştı. Önce ilmi olarak bize bir bilgi verdiler, olayı öğrettiler. Sonra kabullendirme safhasına geçildi. Artık kabul etme dönemindeyiz. Yani artık şunu diyoruz yani. Evet, bunlar oluyor, var, olur. Bu zamanda olabilir. Olabilir. Bu zaman böyle falan. Yani Allah muhafaza etsin, çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Yani devletin en üst mercilerine kadar bu konular gidiyor. İşte bazı videolarda görüyoruz işte böyle şey mi olur, bunların yayından kalkması lazım, şudur budur diyorlar. Hemen bir isim değişikliğiyle beraber, ufak bir değişiklikle beraber aynı şeye devam. Evlendirme adı altında programlar yaptılar. Evet hocam. Ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ya Avrupa'da bile böyle bir rezalet yok yani. O onu beğendi, ona göz koydu, ona bilmem telefonda mesaj attı, bilmem ne yaptı. Hep böyle saçma sapan. Evlendirme programıyla evlenip de çoluk çocuk sahibi olan insan yok ya. Ama adı evlendirme programı. Ne amaca hizmet ediyor? Belli değil yani. Aradan 3 sene, 5 sene geçmiş. İşte devletin en büyük mercilerinden bazıları diyor ki ya kardeşim böyle şey mi olur, bunları kaldıralım diyor. Sonra ne oldu? Evlendirme programlarını bitirdiler, baskılar çok geliyor diye. O kadar ahlaksız işler var yani. Evet. O onunla anlaşmıştı, ona göz koymuştu, ona mesaj atmıştı bilmem ne. Böyle yani. Çaprazlama. Çaprazlama böyle yani, maksatları reyting yani. Kesinlikle kimseyi evlendirmek gibi bir gayeleri yok. Çok evlendirmek istiyorsanız evlenmeyi düşünen, evlilik dairelerine müracaat eden gençlere maddi destek olun. Evlerine eşya alın, koltuk takımı alın, beyaz eşyalarını alın. Çok istiyorsunuz ya evlendirmek. Ama yok, onu yapmazlar. Onu niye yapacaklar? Şimdi gündüz kuşağı adı altında bazı programlar şimdi ekranlarda, onlar da geliyor gidiyor arkadaş, nerede Anadolu'nun bir köyünde, kasabasında bir yerinde bir yani karısını aldatmış, karısına bilmem ne yapmış, öldü, onu öldürmüş, gömmüş, bilmem ne yapmış olayları varsa alıyorlar onları çarşaf çarşaf millete döküyorlar. Ya bu nedir ya? Allah razı olsun. Bunları izlemek haramdır, açık ve net söylüyorum yani. Aa. Haram mı oluyor? Bunları izlemek haramdır kardeşim. Burada cinayet öğretiyorlar. Tabii. Burada ahlaksızlığı öğretiyorlar. Burada aldatmayı öğretiyorlar. Burada zinayı öğretiyorlar. Her şeyi öğretiyorlar. Yani kısacası hocam, Allah'ın razı olmadığı her şey var. Karşımıza çıkıyor. Her şey var. Biz onunla plan yaptık, onu işte öldürdük de oraya gömdük de bilmem. Ya neler neler ya. Ve bunlar gerçek olarak anlatılıyor. Yani bu gerçek, yaşanmış bir hayat. Lan film izlese, biz millete film izleme diyoruz. Film izlese der ki ya film yani senaryo yani, gerçek değil yani dersin. Evet. Bu bizzat gerçek yani. %100 gerçek. Açık ve net söylüyorum. Bunları izlemek haramdır. Tüm Müslümanlara duyurulur kardeşim. Bunları izliyorsan haramdasın, vebaldesin. İzlemeyeceksin bunları. Kapatacaksın o saatte televizyonu. Ya da FM TV izleyeceksin. Bu kadar basit. Değil mi? Bu kadar yani. Açık ve net söylüyorum. Bunları izlemek haramdır, caiz değildir. Ya dedikodu helal olabilir mi? Kardeşinin ölü etini yemektir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Haram olduğu beyan ediyor. Burada dedikodu var. Orada olmayan insanlar hakkında konuşuluyor. Ve onlar itham ediliyor. İşte Ahmet var ya, o Ahmet işte öldürdü bunu. Tecavüz etti ona falan diyor. Ahmet orada yok. Onun hakkında konuşuyorlar. Belki de adamın hiçbir dedikodunun, şeyle haberi yoksa. Gıybetin kurumsallaşmış hali. Kurumsallaşmış hali. Bu haram. Sadece buradan alalım olayı. Sadece buradan haram. Nasıl zina ettiğini anlatıyor. Nasıl işte kumpas yaptığını anlatıyor. Nasıl adam öldürdüğünü anlatıyor. Nasıl aldattığını anlatıyor. Ya bunların hepsi haram ya. Bunların tutulacak bir tarafı yok. O yüzden Müslüman kardeşlerimize duyuruyoruz kardeşim. Bunları izlemeyin. Bunları izlerseniz vebaldesiniz. haramdasınız. Evet kıymetli hocam. Gerçekten Emre hocamız çok güzel yerlere değindi. Yani bir baktığımız zaman aslında biz mesela televizyonun var evde. Açtığın zaman eğer ki seni Allah'a yaklaştıran bir şeyse zaten hani bir nebze bunda bir sıkıntı yok. Ama baktığın zaman seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, senin dinine zarar veriyorsa, senin kişiliğine, karakterine zarar veriyorsa, senin evinin içindeki evladına, yuvana zarar veriyorsa işte o zaman kendimizi ondan çekip alıkoymamız lazım. Ama çekip alıkoyamıyoruz. Neden dolayı koyamıyoruz? Çünkü bizi öyle bir büyülediler ki, bizi öyle bir yaptılar böyle ki anlamıyoruz. Mesela bir hayvan var, üfleyerek ısırır. Anlamazsın yani, o bir uyuşturur insan. İşte bizi öyle bir uyuşturdular ki şöyle silkelenip ayağa kalkmaya halimiz, cebalimiz, hiçbir şeyimiz yok. Peki neden bu? İbadetlerimizden hakkıyla yapamadığımızdan, namazımızı hakkıyla kılamadığımızdan, Müslümanlığı açık konuşmak gerekirse hakkıyla yaşayamadığımızdan. Bugün biz bir Müslüman olarak zulmün karşısında durmuyorsak, bugün bir Müslüman olarak Allah'ın kurallarına, şeriatine uymuyorsak ne oluyor? Bu sefer taviz vermek zorunda kalıyoruz. Ya bugün baktığımız zaman çıkalım dışarıya, belli başlı yerlerde, insanların çoğunluk olduğu yerlerde soralım şeriat ister misiniz? Hayır diyorlar. Ama hayır derken neye hayır dediğini bilmiyor. Sadece dış güçlerin, İslam dışı, İslam'a düşman olan insanların bizlerin bilinç altına yerleştirmiş olduğu şeriatla beraber şeriatı biliyor. Peki kıymetli FM TV seyircileri, şeriat demek Allahu Teala'nın koymuş olduğu kurallar demek. Bunca nimeti veren, gözümüzü, kulağımızı, rızkımızı veren, evladımız varsa evladımızı veren, hayattaki her şeyimizi veren Allahu Teala'nın koymuş olduğu kanun bu ya. Bugün baktığımız zaman herhangi bir resmi kuruma gittiğimiz zaman ne yapıyorlar? Hemen şu kıyafeti giyeceksin, şu saatte geleceksin, şu saatte çaya çıkacaksın, şöyle yapacaksın. Hepimiz uyuyoruz. Tamam. Ya bugün Allah Celle Celaluhu bizim daha kaliteli yaşamamız için, bizim daha iyi olmamız için kural koymuş. Bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Ama baktığımız zaman biz şeriat, hayır şeriat gelmesin. Tamam da neye gelmesin diyoruz onu da bilmiyoruz. Şeriat Allah'ın kanunu. Allah diyor ki haram işlemeyeceksin. Bu kadar. Razı olmadığım hiçbir şey yapmayacaksın. Bu asmak, kesmek böyle bir şey. Şeriat böyle buraya gelmiyor yani. Evet belki de şeriatın belli başlı yerlerinde olabilir ama ta radde yani hemen tak hemen öyle bir şey yok. Belli bir süreç var. Belli bir sürecin akabinde o. Ki o da nadir olan şeyler baktığımız zaman. Ama bizde öyle bir şey yok. Hemen o olma gelmesin, şeriat gelmesin. Ya tamam da şeriat ne, bir bak bakalım, bir araştır bakalım. Ne olduğunu bir öğren. Ondan sonra de ki ya tamam bak, bakacağız ki öğrendiğimiz zaman şeriat gelsin, huzur gelsin. Ya bugün baktığımız zaman lütfen keremen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cahiliye dönemine dönelim. Kadınlarımıza değer vermiyorlardı. Kızları diri diri toprağa gömüyorlardı. Bakın o kadar parantezli bir şey söyleyeceğim ki bugün o anne ve babalar kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugün biz ebeveynler kızlarımızı kendi ellerimizle, evlatlarımızı cehenneme gönderiyoruz. Veyahut da teşvik oluyoruz. Nasıl mı? Bir oturup düşünelim bakalım nasıl oluyor. Her konuda sosyal medyasıyla, TikTok'uyla, yaşantımızla, yaşantılarıyla. Ya bugün İslam kadına değer verdi. Kadınlar İslam'la değer buldu. İslam'la kıymet buldu. Allah Celle Celaluhu bu şekilde kıymet, değer verdi onlara. Baktığımız zaman açılmak özgürlük. Cık, özgürlük değil. Açılmak özgürlük değildir. Allah'ın razı olmadığı bir şey özgürlük değildir. Allah'ın razı olmadığı bir hareket sana huzur, mutluluk getirmez. Sadece sen getirdi sanarsın. Bu kadar. Yoksa sana bir huzur getirme şansı yok. Mutluluk getirme şansı yok. Öyle olsaydı Allah buyururdu ki böyle olur. Bak Allah öyle buyurmuyor. Allah ne buyuruyor? kapanın. Avret mahalleniz kapalı olsun. Buna buyuruyor Allah-u Teala. Aksini buyurmuyor yani. O yüzden ne yapmak lazım? Bizlerin Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya, o şekilde çaba göstermemiz gerekiyor. Evet kıymetli FM TV seyircileri, inşallah soru sormak isteyen olursa 0537-264-0488 numaralı hattımızdan bizlere WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Aramalar yaparsanız görmüş olduğunuz gibi canlı yayında olduğumuz için bakamıyoruz ama WhatsApp'tan kesinlikle sizlere geri dönüş sağlarız. Evet bir abimiz yine bir soru sormuş. Maşallah sorularımız da geliyor. Demek ki izleyenimiz epey var. Allah hepinizden razı olsun. Hocam bu zamanda ev alma zor, araba almak zor. Faize girdiğimiz zaman biz haram işlemiş oluyor muyuz yine de? Evet hocam. Hocam valla... Yani şunu demek istedim. Ben şuradan şunu anladım hocam. Anladım. İlk başta yani ev almak istiyorum, araba almak istiyorum ama işte faize girmeden de bunu yapamıyorum. Yapamıyorum diyor. Yine de ben günaha girer miyim diyor. Şimdi burada kesinlikle fetva verilemez. Yani ev temel bir ihtiyaçtır ama ev alacağım diye faize girme fetvası yoktur. Böyle bir şey yoktur. Bu tamamen haramdır. Allah'la harp etmek vardır işin ucunda. Bu dikkat edilmesi gereken bir meseledir. Kişi ne yapacak? Kişi Allah'ın ona verdiği imkan çerçevesinde hareket edecek. Yani Allah ne imkan vermişse o yönde yürümesi lazım. O yönde hareket etmesi lazım. Yani faizle ben bunu yapabilirim düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Zira bugün faiz çok ciddi seviyededir. Gerçekten zulmün en zirve dönemindeyiz yani. Faiz konusunda da böyle. Faiz zulümdür. Ama hani faiz vardır. Ne bileyim 1'e işte ne bileyim 3 alır. 1'e 5 alır. 1'e 10 alır. Evet. Ya 1'e 40 şu anda. Yani 1 alacaksın. Neredeyse 100 yani %40'ını diyor ki bana vereceksin. Yani işte peki hocam işte ben şuradan bir cımbızla bir şey çekeceğim. Şimdi demin dediniz yani 1'e 5 veyahut da 1'e 40. Şimdi 1'e 5 olduğunda şu yine haram oluyor yani. Hayır. Değil mi? Haramda değişiklik yok. Haram ama haram. Ama 1'e anlaşılmasın diye söylüyorum. Anladım. Şimdi az faiz olduğu zaman insan der ki hani hocam bunda bir mahsur yok. Hani bir zulüm yok. Diyebilir. Zulüm açısından bakarsa. O açıdan bakar. Yani hocam hani yani tamam haram ama yani çok da insana zarar vermiyor. Borç gibi. He. Borç gibi. Yani düşünsene 0,0,1 olsa evet haram ama insan sanki aldığının karşılığını ödüyor gibi. Yani 10 alıyorsun 10 değil de yani 11 ödüyorsun veya 10,0 ödüyorsun. Hani 10,0,1 ödüyorsun. Hı. Şimdi bu yine haram değil mi? Evet. 0,1 de olsa haram. Haram. Ama bunun insana bir zulmü yok. Zahiren baktığımızda. Manevi var, zahiri yok. Şu an hem manevi var hem zahiri var. Her türlü var yani. Her türlü var. Yani böyle bir sistem olabilir mi? Yani zirvesinde yani faiz şu anda. Dolayısıyla nasıl peki araba alacağım, ev alacağım? Ya şu anda hocalarımız katılım bankalarına fetva veriyorlar. Katılım bankalarından araba alınmasına fetva veriyorlar. Birçok kurum bu konuda, birçok hoca heyeti bu konuda hemfikirler. Katılım bankaları adının altını çiziyorum. A banka, B banka ben bilmem. Katılım sistemi olan, İslami ve faizsiz hareket eden, yani insana doğrudan hani bu ürünü alacaksın, bu ürünü alacaksın. Adam diyor ki tamam o ürünü ben alıyorum sana satıyorum diye. Yani diyelim ki o 15 alıyor sana 20'ye mi satıyor? He, ürün üstünden ama ürünün üstünden satışı olursa buna fetva veriyorlar. Ama kardeşim benim Finlex'imde bir sıkıntı yok. Ben giderim bankaya 1 milyon kredi alırım. Ne alacaksın peki buna? ne alacaksın diye bir şey yok. Yani ben kafama göre aldım. Bu parayı parayla artırmak, zayit yani üstüne eklemek o zaman faiz oluyor. Yani bir ürünün satışı üzerinden yapmak vadeli bir satış oluyor. Bu helaldir. Ama parayı satmak, yani paranın kendisini satmak, bu faiz oluyor. Peki hocam, burada şöyle düşündüğümüz zaman mesela diyelim ki ben demeyelim de birisi altın alıyor birisinden. Altın o gün diyelim ki 15 TL misal olarak konuşuyoruz. Evet. 15 TL. Adam diyor bana ki ben bunu sana diyor 2 sene sonra vereceğim. 2 sene sonra 50 TL oldu. Bu haram olmuyor mu? Hayır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Altın haddi zatında kendisi kıymetlidir. Bir insandan zaten bugün borçlar bu şekilde alınmalıdır. Yani ben senden borç alacağım. Bana işte 50.000 TL borç ver. Ben sana bunu 2 sene sonra ödeyeceğim. Tamam, 2 sene sonra öde ama ben 50.000 TL'ye bugün bir koltuk takımı alıyorum. Kaliteli, en kalitelisinden bir koltuk takımı alıyorum. Tamam hocam. Veya orta halli 2 tane koltuk takımı alıyorum. Ama 2 sene sonra ben bununla belki de bir tane bile alamayacaksın. Yani enflasyona yenik düşecek. O zaman burada zarar kim oldu? Bana oldu, verene oldu. Adamın parası eridi gitti. O zaman biz seninle şöyle bir akit yapacağız. Diyeceğiz ki kardeşim, ben bu 50.000 TL kaç gram altın yapıyor? Örnek veriyorum, 10 gram altın yapıyor. Veya işte 20 gram altın yapıyor. Neyse artık yani. Ben sana 20 gram altın veriyorum. Peki düştüğünde de yine 20 gram vereceksin. Düştüğünde de 20 gram. He. Düştüğünde de sen bunu 21 gram olarak ödeyemezsin. O zaman faize girer. O zaman faiz olur. Sen bana sattın o zaman parayı. 19'da olmaz. Yani net konuşmuşsan. Net konuştuk, 20 gram. 20 gram 24 ayar 20 gram altın ben sana borcu vereceğim. 2 sene sonra vereceğim. Altının gramı bir anda fırladı. 5.000 lira oldu. Senin para 50.000 lira oldu. 150.000 lira. O seni bağlamaz. Ben sana verdim mi? Verdim. Bu şekilde yapılırsa bir sıkıntı yok. Ama 20 gramı 20 nokta yarım gram artı 0 işte yarım gram şeklinde ödeme alamazsın. Şimdi mesela bu dediğim yapılmadığı için eski borçlanmalarda mesela adama şimdi gidiyorsun sen bir sene sonra borcunu işte 300.000 lira borcum var benim sana. Ondan sonra 2 sene önce ben senden almışım. 2. sene gidiyorum ben sana diyorum ki al 300.000 lira diyorum. Adam diyor kardeşim 300.000 liraya 2 sene önce ben 1+1 daire alıyordum. Değil mi? Yani, bugün araba alamıyorum. Ne yapacağız? Sen bana işte 900.000 lira olarak öde onu. Diyenler var şu anda. Peki dediğinde ne oluyor? Şimdi burada da şöyle bir mevzu var. Dediğinde ne oluyor? Şimdi eğer ortada bir süre yoksa, yani bir süre koymadık. Geniş bir zaman. Geniş bir zaman. Ondan sonra veya ben senden istedim parayı. Dedim ki bana paramı ver. Bak paranın değeri geçiyor. Yani ver. Sen de vermem dedin. Veremem dedin. Şöyle dedin, böyle dedin. O zaman işte enflasyon farkı talep edilebiliyor diye ben bazı hocalarımızın fetvalarında gördüm. Yani enflasyon farkı alınabiliyor diye ben gördüm. Çünkü sen benim ne yaptın? Paramı ezdin yani tabiri caizse. Çiğnedin. Ama ben seninle anlaşmışım. 300.000 TL ben sana vereceğim. 2 sene sonra vereceğim. Bunu sen fazlalaştıramazsın. Çünkü burada herhangi bir durum yok. Yani anlaşmışız yani. Bunlar tabii hep ince meseleler. O yüzden biz yani kıymetli insanlara şunu söylüyorum. Faizden uzak durun. Faize bulaşmayın. Katılım bankalarını en azından tercih edin. Faiz şu anda hem maddi hem de manevi olarak zulüm aşamasındadır. Manevi olarak zaten her an zulümdedir. Allah'ın haram kıldığı bir şey yapmak anlamındadır. Ayrıca zahiri olarak da şu an zirvesini yaşıyor. O yüzden bunlardan uzak duralım. Yani insanlardan borç da alamıyorsak eğer, o zaman katılım sistemiyle bunu yapmak gerekiyor yani. Anladım hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet kıymetli seyircilerimiz, yani görmüş olduğunuz gibi faizin azı da çoğu da hem bize zarar, hem toplumumuza zarar, hem ailemize zarar. Yani hiçbir kârı yok. Şimdi adam şöyle düşünüyor. Ya diyor İşte münafıklar, işte kafirlerin her şeyi var, oyu var, buyu var, anlatıyor. Ben sizlere şunu anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle hasbihal ederken böyle hafiften uyuyor ve sağ tarafında hasırın izi çıkıyor. Hepimiz hasırın ne olduğunu biliriz. Yere serilen, bir oturduğumuzda üstümüz pislenmesin diye bir malzeme. Sahabenin içi cız ediyor. İçi içine sığmıyor. Resul-i Ekrem'e buyuruyorlar ki, ya Resulallah neden? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dünya onların, ahiret bizim olmasın. Yani onlar kaz tüyünde yatabilir, kuş tüyünde yatabilir, şunda yatabilir, sefalar sürebilir. Her türlü zevki tadabilirler. Tatsınlar. Yani bunu demek istiyor Resul-i Ekrem. Çünkü onların her şeyi 40 yıl, 50 yıl, 70 yıl, 90 yıl. Daha başka hiçbir şeyleri yok. Ama bizim belki 50 yılımız çileli geçebilir. Belki 20 yılımız çileli geçebilir. Ama sen hak yolundan ayrılmazsan ebedi hayat senin cennetin olacak. Kabirde başlayacak. Kabiri geçtim. Vefat ettik. Cennetlik sen. Omuzlar alımda. Hadi hadi çabuk çabuk. Beni getirin, beni getirin diyeceğiz. Allah'ın izniyle hepimiz. Çünkü niye? Cennetlik olduğumuz için. Cennete gideceğimiz için. Amma ve lakin eğer cehennemlik olursak, beni nereye getiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu sefer kızacağız. Rabbim ikincisi olmaktan bizleri muhafaza etsin. Yani o yüzden şuna hiçbir zaman düşmememiz lazım kıymetli seyircilerimiz. İşte onun arabası var, bunun evi var, işte şöylesi var, böylesi var. İnanın kendim Ümre'ye gittim. Rabbim nasip etti, hepinize nasip eylesin. Oraya gittiğimizde sadece beyaz bir kefen gibi havluyla örtülmüş. 2 parça. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Dedim ki ya Rabbim ya. Hakikaten bizim amelimizden başka bir şey getiremiyormuşuz. Burada bunu anladık. Çünkü hakikaten bir şeyin yok. Hiçbir şey yok. İşte Allah'ın huzuruna biz bunlarla gideceğiz. Bir tane kefenimiz var. Rabbim inşallah onu da hakkıyla giyip hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmayı nasip etsin. Ya başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Amelimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Yapmış olduğumuz iyiliklerden başka bir şeyimiz yok. Yaptığımız dualardan başka hiçbir şeyimiz yok. Vermiş olduğumuz sadakalardan başka hiçbir şeyimiz yok. Yani parandı, pulundu, işte bütün dünya senin olsun ya. Bütün dünya senin olsun. Hiçbir faydası yok. Hayatımızda örnekler var. Evlatları sakat olup da maddi durumu çok iyi olan insanlar vardı. Hatta adamın fabrikası vardı. Diyordu ki bütün milyonlara verebiliyorum, kullanabiliyorlar ama bir kere olsun evladım kullanamadı dedi. Ne oldu? Bak gitti. Baktığın zaman bir sürü maddi durumu vardı. Bir patates püresi yiyebiliyordu. Allah'ın diğer rızıklarından yararlanamıyor. Bugün baktığımız zaman bizler Rabbimize şükürler olsun bütün rızıklardan yararlanabiliyoruz. Evet, buna şükretmemiz gerekiyor. Yani bunca nimeti veren Allah'a sen kalkıp faizle ev alarak, faizle bir şey yaparak iyi bir şey mi yapıyoruz yani? Yok, hiç iyi bir şey yapmıyoruz. Evet, belki ilk başta böyle o 10 numara oldu, işler çok güzel falan filan. Evet, doğru. Ama akabinde baktığın zaman hop helak. Hop yandı. Hadi baba yandı gemi, gitti. Böyle oluyor işte. Baktığımız zaman şimdi yaklaşıyor. Bas bas bağırıyorlar hocam. Milli piyango, milli piyango diye. Bakın alanların hepsine bakın, helak olmuşlar. Hepsi. Bir tanesi dosdoğru tamam ben yok öyle bir şey yok. O çöküyor, bu çöküyor derken birileri çöküyor. Bir bakıyorsun ki adam aldığına bin pişman oluyor. Ki bazı kanallarda aldığına bin pişman olup kendini bizzat çekip bunu yapmayın diyen insanlar da var. Niye? Çünkü razı değil. Allah bundan razı değil. Allah bundan razı değil. O yüzden ne yapacaksın? Yapmamaya çalışacaksın. Ama işte bizi öyle bir yaptılar ki, bilinçaltına öyle bir yükleme yaptılar ki almam lazım ya. Öderim ya. Yaparım ya. Ödedin, aldın, yaptın. Kıyamette Allah'ın huzuruna çıktığı zaman ne diyeceksin? Bir şey diyemeyeceksin. Diyemeyeceksin. Çünkü deme şansın yok. Allah diyecek ki ben bundan razı değildim, sen bunu yap. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir peygamberdi ki, peygamberimizdi ki her insana koşuyordu. Her insanın yardımına koşuyordu. Bir genci Müslüman yapamadığı için üzülen bir peygamberin ümmetiyiz. Neden biz peygamberimizi üzüyoruz ki? Doğduğunda ümmeti ümmeti deyip vefatinde yine aynı şekilde ümmeti ümmeti diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Neden peygamberimizi üzüyoruz? Ulul azim olan peygamberler peygamberimize ümmet olabilmek için Allah'a yalvardılar ama olamadılar. Peki biz yalvarmadan olduk. Neden bunun kıymetini bilmiyoruz? Rabbim şu üçünün kıymetini, değerini bilmeyi bizlere nasip etsin. Gerçekten zor bir şey. Yani bunları kendimize baş başa kaldığımızda oturup bir düşünelim. Biz Allah'ın rızası için yaşayıp Allah'ın rızası üzerine hayatımızı devam ettirip aynı bu şekilde de kıyamete göçmemiz gerekirken öyle bir olduk ki üstümüze ölü topraklara böyle serptiler. Şöyle bir silkelenip kendimize gelmeye eğleniyoruz. Peki biz bu haldeyken evlatlarımız, torunlarımız ne halde olacak? Onlar da aynı olacak. Farklı bir şey olamayacak ki. Çünkü neden? O çocuk senden neyi görürse onu uygulayacak. O çocuk bugün baktığında Allah'ın razı olduğu hareketi yapıyorsan o da aynısını yapacak. Ama sen Allah'a razı olmadığı hareketi yapıyorsan kalkıp o evlada ya evladım ne yapıyorsun deme şansın yok diyemezsin de. Dedin diyelim. Sana diyecek ki ya dede ya da anne baba sen kılmıyorsun ki ben kılayım. Sen yapmıyorsun ki ben yapayım. Dediğinde ne diyeceğiz? Ya işte bak susacağız. Ya sakın şu kelime çok yanlış. İşte bu zamanda bu olması lazım. İşte bazıları şunu diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hocam duydum ya. Peygamber Aleyhisselam gelse bu zamanda böyle giyinmezdi. Cık, alakası yok. Hiçbir alakası yok. Niye? Peygamber Aleyhisselam zamanında da sarıklı cübbeli insanlar vardı. Peygamber Aleyhisselam'ı sevmeyen, inkar eden, Ebu Cehiller. Bunlar öyle değil miydi hocam? Sarıklıydı, şalvarlıydı, cübbeliydi ama inkar ediyordu. Bunun o zamanla bu zamanla alakalı bir şey değil. Ha şunu deseler belki kabul ederim hocam hani o zaman işte şunlar yoktu, bunlar yok. Evet o zaman yoktu ama o zaman bir bereket vardı. O zaman bir huzur vardı. Allah'ın razı olduğu şekilde yaşayan insanlar tarafında. Diğer tarafta baktığımız zaman aynı şekilde cehalet, zirve, Allah'ın razı olmadığı bir şekilde yaşantı vardı. Bugün baktığımız zaman yine aynısı işte bakın. O zamanın aynısı sadece 1400 yıl ya da 570 yılında tarihi. Bugün de 2023'ün tarihi. Yine baktığımızda Allah'ın razı olduğu şekilde insanlar yoluna devam ediyor. Diğer taraftan baktığımız zaman Allah'ın razı olmadığı şekilde yine insanlar yollarına devam ediyor. Bu şekilde sistem ilerliyor. İşte biz hangi taraftayız? Bunu bir ölçmemiz lazım. Bir kendimize sormamız lazım. Bugün baktığımız zaman bir zulüm oluyorsa, bakın bugün bir zulüm oluyorsa ki oluyor. Şu anda Kudüs'te Müslüman kardeşlerimize patır patır bomba yağdırıyor. Adam şunu diyor ya, ben diyor onu satmasam başkası satacak. Kardeşim sen satma. Ben almasam başkası alacak. Alma. Orada ölen, hayatını kaybeden, şehit olan evlat kıyamette yapışacak. Allah diyecek ki razı değilim diyecek. Onun yüzünden öldüm diyecek. Öbürü aldıysa o onun sorunu. Sen almamaya çalış. Bir de lütfen keremen şunu yapmayın. İşte İsrail'i destekleyen veyahut da oraya bomba atılmasına vesile olan herhangi bir ülkeyi destekleyen birinin yerini taşlamayın. Birinin yerine ateş atmayın. Bu mantıklı bir şey gelmiyor bana. Hocam doğru mu bilmiyorum ama bu bana mantıklı gelmiyor. Yani ona zarar vermen gerekmiyor. Ona sen zarar nasıl vereceksin biliyor musun? Maddesel boyutta vereceksin. Almayarak zaten zarar vermiş oluyorsun. Diğer türlü belki de hocam bilmiyorum ama kul hakkına girebiliyor mu insan? Mesela diyelim ki herhangi bir yeri taşladı. Sırf İsrail'e destekte bulundu diye, sırf Filistin'de bir Müslümanın ölmesine sebep oldu diye o kişinin mülküne zarar verdiği zaman kul hakkına girer mi? Yani İsrail'de birinin Nasıl hocam? Tekrar eder misiniz? Hocam mesela diyelim ki şurası Filistinli bir Müslüman çocuğun ölmesine veyahut da Filistin'e bir bomba atılmasına vesile oluyor. Sebep oluyor yani burası. Bu adamın çalıştığı. Ben geldim burayı taşladım, ateşledim, bombaladım. Bu ne oluyor hocam? Bu caiz olmaz. Çünkü bir kötülüğü gördüğünüzde dilinizle düzeltin, elinizle düzeltin. Yani bu şu anda, şu aşamada tebliğe muhtaç olan bir iştir. Heh. Tebliğ yapılabilir. Psikolojik bir tebliğ sistemi oluşturulabilir. Kamuoyunda veya toplumda, Müslümanlar arasında. Evet hocam. Ama çok onun işte taşlayalım, yapalım, bunlar caiz olmaz, haram olur. Bu caiz değil. Bazı şeyler devletin gücündedir. Yani devlet diyor ki kardeşim bugün diyor tatil veriyorum diyor. Buna kimse itiraz edemez. Etmiyor da. Etmiyor da. Bugün diyor işte tatili kaldırıyorum. Kimse karışamaz. Yani o yüzden bu önemli. Yani aslında bunların hepsinin izinlerini veren kurumlar var. Devlet kurumları. Müsaade veren, ticaretin önünü açan, teşvik veren, vergi. Mesela sen bir sakız al, vergisini ödersin. O adam İsrail'le ticaret yapıyor, KDV ödemiyor, vergi ödemiyor mesela. Niye? Çünkü ticaret dış ticaret olduğu için. Yani bunlar baskı yapılabilir. Halk ne talep ederse devlet onu yapmak zorundadır. Vazifemiz budur. Yani tebliğdir. Bir de gerçekten duadır yani şu anda. Ciddi bir dua ediyoruz. Tebliğ ediyoruz. İnşallah bu konuda muzaffer olacağız yani. İnşallah. Rabbim nice azları nice çoklara galip geldi. Yani biz bir de şöyle bir şey düşünmeyelim. Ya ben işte ne bileyim şunu yapmasam ne olur, bunu yapmasam ne olur? Biz buna çok düşüyoruz hocam genelde. Düşüyoruz yani. Maalesef. Hani bunu alsam ne olur mesela? Yani Allah bu yani. Mesela ben yani belki de hocam hiç abartmayayım. Yani 10 seneden fazla olmuştur. Ondan öncesi de var. Hani ben fazladır diye tahmin ediyorum. Hiç kola almadım. Hiç kola içmedim. Markasını söylemiyorum tabii ki. Ben de hiç içmedim. Yani ne oldu? Öldük mü yani? Yok, ölmedik. Ölmedik yani. Ne bileyim işte hayatımız mı eksildi? Yok, hiçbir şey eksilmedi. Artına daha tatlı. Ha hocam sen işte onların bütün ürünlerini mi boykot ettin? Ya böyle bir şey demiyorum ben. Çünkü en basit kullandığın telefon bile dışarıdan geliyor. Yani içeride üretilmiyor ki bu telefon. Dışarıdan geliyor. Kesinlikle. Ne bileyim birçok ürün dışarıdan geliyor. Ama ben elimden geldiğince yıllardır yani bu İsrail olayıyla alakası yok. Yerli malını tercih ederim yani. Mesela beyaz eşya mı alacağım? Yabancı markalar var işte onlar daha böyle havalı duruyor bilmem ne. İşte bir kat daha pahalı bilmem ne. Bana göre hepsi palavra yani. Türkiye'de üretilen 10 liraya satılan ürünle onların ülkesindeki o ürün de aynı 10 liralık ürün ama o sana gönderdiği zaman sanki böyle bir havalı olmuş oluyor yani. Pahalı olmuş oluyor. Ben inadına gider Türk malını alırım yani. Bakın hocam. Bak ben bu konuda şeyimdir. Mesela yani ev eşyalarında falan hep yerli tercih ederim yani. Ya bu daha kaliteli bilmem ne. Yok kardeşim Türk malı daha kaliteli gelir bana. Şimdi hocam ben geçen gün bir yere gittim. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Yurt dışında bir abimiz var. Ona bir şey söyledim. Abi bundan getirebilir misin diye. Tabii dedi hocam dedi. Ne demek dedi. Orada diyelim ki 0,50 cent misal diyorum. Yani bugün diyelim ki 15 TL misal veriyorum. Aynı ürün burada 70-80 TL. Evet. Şimdi benim anlamadığım nokta yani oradaki ürün o fiyatta, buradaki ürün bu fiyatta. Baktığımız zaman işte her türlü başka oyunlar var, başka şeyler büyük, var. Yani gerçekten bizi çok uyutmuşlar hocam. Biz bunu yani çok iyi anlıyoruz. Biraz öyle. Yani bir de özenti de çok fazla. Yani bakıyorsun adam işte yabancı adı altında marka, işte Amerikan markası. Ya adam bunu Amerika'da dikip buraya gönderiyor mu zannediyorsun sen? Orada böyle bir tekstil sistemi yok ki. Konfeksiyon atölyesi mi var orada? Adam aynı ya bu Türkiye'de diktiriyor biliyor musun onu yani? Allah Allah. Tabii canım şuradaki konfeksiyonlarda dikiliyor, armasını vuruyor, sana satıyor yani. Bak bu çok fazla var yani. Özellikle ülkemizde çok fazla var. Aynı adam, aynı malı X markaya dikiyor, X falan bir markaya dikiyor, etiketini vuruyor, 50 liraya satıyor. Öbür adam 500 liraya satıyor. O markasını koyduğu için. O kadar yani. Yani bunların en geriye geldiğin zaman yani ipliğine kadar in hocam. Bunlar hep Türkiye pazarında dönen şeyler bunlar yani. İpliğine kadar in hep aynı fabrikanın ürünleri yani. Ama evet, bunlar hep oluyor, olacak, oluyor, gidiyor. Bu şekilde dönüyor yani. Ha, illa kalitelisi vardır. Tabii bir şey demiyoruz ama yani boykot devam ediyor mu? Ediyor. Elimizden geldiğince yapalım. Elimizden gelmeyen şeyler olacak. Kardeşim adam düzenli ilaç içiyor. Bu ilaç işte İsrail malıymış. Şimdi bu adam ilacını değiştiremiyor. Değiştirse hasta olacak. Bıraksa zaten hastalanacak. İşte sen bu adamı bırak ilacını deme şansımız yok. Ama ne bileyim adam deterjan kullanıyordur. Markasını değiştirebilir ya. O kadar da değil yani. Bak ben ya, bugün değiştirdim. Mesela leke çıkarıcı. İlla diyorlar ki bu marka olmazsa çıkmaz falan. Bu sefer dedi ki işte hanım dedi ki bu markayı alma. Ne alacağız onun yerine? Şunu al dedi. İşte şu markayı al bilmem ne falan. O da yabancı ha yani. O da yine ülkenin malı değil. O da yabancı yani. Yok bu konuda Türk malı yok. Yani bazı şeylerde yok yani. Gidiyorsun en azından tam bunu diyorsun. Şimdi geçen soruyorum hani oldu mu yani aynı işlemi görüyorum. Aynı işlemi görüyor. İyi sıkıntı yok. Yani karınca demişler ya nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için ağzımda su taşıyorum demiş. Ya demişler senin ateşinle bu sönmez. Olsun demiş ya safın belli olsun. Yolun belli olsun. Yolun yani belli olsun, safın belli olsun. Yani bir adım atalım Allah onu 10 misli geri çevirecek inşallah. Hatta Allah Teala buyuruyor hocam siz bana bir arş yaklaşın ben size 10 arş. Hadis-i Şerif 100 arş yani, ben siz size bir gelin ben 10 gelirim diyor. 10 gelirim diyor yani. O yüzden %100 yapabiliriz diyemiyoruz. Ülke bunu kaldıramıyor zaten. Yani devlet de kaldıramıyor. Mesela devletin bir açıklaması var mı? Şu ticareti kesiyoruz. Yok. Şunun ithalatını durduruyoruz. Şu mal alımı kesiyoruz. Yok böyle bir şey ya. Millet de bunun arkasına çok sığınıyor. Mesela dün bir abiyle konuştuğumuzda hocam diyor tamam hoş çok güzel konuşuyorsunuz diyor. Güzel anlatıyorsunuz ama diyor niye devlet bir şey yapmıyor? Heh. O zaman soruyoruz biz de FM TV ekranlarında. Soralım mı hocam? Sesimiz uzak yerlere gidiyor yani biz bunu biliyoruz. Buradan izleyen yetkilileri soruyoruz yani halk ne bileyim deterjanından, yediğinden, içtiğinden değişiklik yapmak istiyor, yapıyor da. Yapıyor. Ne bileyim adamın kahvesini içmiyor da gidiyor başka kahve içiyor. Kesinlikle var. Ne bileyim deterjanını kullanmıyor, diğerini kullanıyor. Ama milletimizin de gücü bir yere kadar veya yapacağı şeyler bir yere kadar. Şimdi bunun birçok üründe, birçok şeyde Türk malı diye bir şey yok. Muadili yok yani. Evet. Yok adam sadece bu yabancı kardeşim. Ya A yabancı ya B yabancı yani. Kesinlikle. Şimdi devletimiz üstüne düşeni yapıyor mu? Soru bu. Evet. Yani İsrail'le doğrudan Hayfa limanına yapılan ticaretin durumu ne? Mecliste bu konuda liste yayınlayan milletvekilleri doğru mu söylüyor yoksa abartıyor mu? Evet. Yani milletvekillerinin konuşmalarını dinledik. Adam neler açık anlatıyor açık yani. Anlattı hocam şunu söyleyen milletvekili var. İsrailli pilotlar Konya'da eğitim almışlar. Ve şu anda Türkiye'den mazotun gittiği söyleniyor. Uçak yakıtının Türkiye'den gittiği söyleniyor. Bunu meclisteki milletvekili söyledi yani. Şimdi bunlar doğru mu? Doğruysa eğer tamam diyelim doğru. Niye hala durdurulmadı? Veya durdurulduğuna dair bir açıklama niye yapılamıyor? Yani bu niye bu kadar önemli? Yani bir yakıtı gönderme kardeşim ya. Sen savaş halindesin, hukuku çiğniyorsun. En basit hukuku çiğnadığından dolayı bunu yapabilir. Yani. Evet. Eli kolu bağlı değilse eğer başka taraflardan, perdenin arka taraflarından eli kolu bağlı değilse bunu yapabilir. Yapmıyorsa niye yapmıyor? Veya milletimiz bunu niye sormuyor, sorgulamıyor? Bunu bilmiyoruz. Evet. Rabbim muhafaza etsin, uyanmayı, uyandırmayı nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Kıymetli FM TV seyircileri, gerçekten çok güzel konulara, çok güzel olaylara değindik. En sonunda da zaten olayın asıl ana maddesi olan Kudüs'teki kardeşlerimize yapılan zulüm ile alakalı konuşmayımızı yaptık. Şu anda içeriden arkadaşlarımız bizleri uyarıyor hocam vaktiniz geçti. İnanın biz vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Baktım saat 19, bir baktım 49 olmuş. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Allahu Teala oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Şunu söylemeden kapatmayacağım. elinizden ne geliyorsa boykot adına ufacık bir sakız dahi olsa yapın. En azından vicdanınız, kalbiniz rahat olsun. O kadar. Sizleri emanetçilerin en güveni olan Yüce Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Abi aktif gidiyor.